Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Mahallemizin gavuru Bölüm 5. Matias beni dışarıda beklerken bahçe kapısından içeri girdim. Teyze diye böğürdüm. Evet, seslenmedim. Bildiğiniz böğürdüm. Cevap gelmesini bile beklemeden evinin kapısını yumruklamaya başladım. Teyze! Nazar teyzem birden kapıyı açtığında dizlerim üzerinde yere düştüm. Teyzem, kapıyı kırsaydın neden durdun ki? Diye kolumdan tutup kaldırırken sordu. Ne kadar komik kadındı öyle. Yeni yaptırdığınız için çok da şey etmedim dediğimde gözlerini devirdi. Sayende bir tanem, sayende, dedi alayla. Sen kapıyı kırmasaydın yaptırmayacaktık ki. Şey, yani evet, olabilir. Bir ihtimal yani. Ay tamam, ben kırdım. 2 hafta önce kuzenim Turgay'ın doğum gününe geldiğimizde kapıyı sert kapattım. Hatta tabiri caizse hayvan gibi kapattım ve kapı menteşelerinden kopup yere düştü. Aslında nereden baksak Osmanlı döneminden kalma bir kapıydı. Haliyle de bayağı çürümüştü. Dokunsak zaten kırılırdı. Yani ben öyle umuyordum. Neyse canım, konumuz bu değil şimdi. Teyze, ne güzel işte, modern olmuş bu. Öncesi müze kapısı gibiydi, dedim sırıtarak. Gözlerini devirse de gülmeden edememişti. Boş Konuşanlar Derneği kurulsa kesin başkan sen olurdun bebeğim, diye bana laf soktuğunda ağzım açık kaldı. Teyze hoş, öyle ölmem ya, füze at sen füze, dediğimde kahkaha attı. Ne de olsa senin teyzenim değil mi? Bende de olsun o kadar, demişti. Dudaklarımı birbirine bastırıp elimi göğsüme bastırarak saygı elişine geçtiğimde gülüp omzuma vurdu. Hadi ne için gelmiştin onu söylesen, dedi. Seni göresim geldi, dedim göz kırparken. Bu dediğine sen inanıyor musun, diye sordu. Kaşları havalanmıştı. Hayır, dediğimde bilmiş bir edayla başını salladı. Diyorum işte, benim yeğenim bu kız. Narin Sultan gönderdi. Kumaş mı ne varmış, onu verecekmişsin, dediğimde başını sallayıp bir dakika işareti yaparak içeri girdi. Bir süre sonra elinde mavi bir poşetle geri döndü. Bunlar teyzem, dedi poşeti bana uzatırken. Gel biraz otur, akşamüstü enişten gelir bırakır seni. İtiraz edip yok teyze, mutlaka yetişmesi gerek, gideyim ben, dedim. İyi, sen bilirsin, dikkatli git, dediğinde öpücük atıp bahçeden çıktım. Matias hemen karşımdaki duvarın gölgeli kısmına yaslanmış etrafı inceliyordu. Kapı sesiyle başını bana çevirdi. Aldın mı, diye sorduğunda poşeti kaldırıp aldım, dedim. Hadi gidelim. Yaslandığı duvardan doğruldu ve birlikte yürümeye devam ettik. Erik mi o? Gözlerim teyzemin 2 ev uzaktaki komşusunun bahçesindeki yeşilliklere takıldığında ağzım çoktan sulanmıştı. Koca erik ağacının bir kısmı bahçe duvarından dışarı sallansa da boyumuz yetecek kadar aşağıda değildi. Evet, diye beni cevapladı Matias. Ne oldu? Canım çekti, dedim ağzımdaki suyu yutarken. Gidip dersene, kaşlara çatılırken saçmalama, gidip marketten alırız, dedi. Ya bir tane istiyorum. Market ta nerede, diye mızmızlanmaya başlarken Matias şaşkınlıkla bana bakıyordu. Nehir, saçmalama. Ya lütfen, benim boyum yetişmiyor. Bir tane istiyorum sadece. Başkasının bahçesinden almak doğru değil. Gidip izin isteriz, dedim. Kaşlarını çatarak bana bakarken ben ellerim çenemin altında birleştirmiş kedi bakışları atıyordum. Tam bir baş belası olduğunun farkında mısın, diye bıkkınlıkla sorduğunda cevap vermedim. Hadi gidip önce izin alalım, deyince çenesiyle mavi demir kapıyı gösterince hızla başımı salladım. Kapıyı ittirdiğimizde gıcırtı sesi yükselmişti. Matias kararsızlıkla bana baktığında omzundan ittirdim. Önde Matias, hemen arkasında da ufak adımlarla onu takip eden ben, birlikte içeri girdik. Bahçe boyunca küçük çalıları geçip evin kapısına vardığımızda Matias yumruk yaptığı eliyle 2 kere ahşap kapıya vurdu. 1 dakika kadar bekledik ama kapıyı açan olmamıştı. Bu sefer de ben öne atılıp kapıya vurdum. Yine kimse açmamıştı. Omuzlarım düşerken üzgün şekilde Matias'a baktım. Dudaklarını birbirine bastırıp omuz silkti.
O anda duyduğun hırıltı ile ikimizin de bakışları evin son tarafına kaymıştı. Onela, kocaman tüylü siyah bir köpek dişlerini göstererek hırlayıp iri gözlerini üzerimize dikmişti. Korkuyla bir adım gerilerken içten dışı Matias'ın koluna sarıldım. Matias! Hı, benim gördüğüm sen de görüyor musun? Maalesef. Sence bizi yemek gibi mi görüyor? Muhtemelen dedi, gözlerini köpekten ayırmazken. Ne yapmalıyız diye sordum korkuyla koluna daha çok sarılırken. Ne yapalım diye o da aynı soruyu bana yöneltti. Kaçalım. Hemen yakalar. Saldıralım. Parçalar. O zaman bekleyelim, ne yapacağımızı o karar versin dedim sinirle. Yine karnım derdine düştüğümüz günlerden birinde kader arkadaşım bağımsız bedevi Matias ile birlikte yine ve yine kapana kısılmıştım. Bu durumda tek bir şey söyleyebilirdim. Allah benim belamı versin. Matias, böyle ölmek istemiyorum dedim ağlamaklı sesle. Arkasına saklandığım Matias'ın omzuna vurdum. Sinirle oflayıp yüzünü bana çevirdi. Kaşları çatılmış mavi gözleri kısılmıştı. Senin erik sevgin yüzünden bu haldeyiz biliyorsun değil mi? Hayır, senin saçma vicdanın yüzünden bu haldeyiz. Çıkıp bir tanesini derseydin şu canavarla yüz yüze kalmazdık dedim dişlerimin arasından. Her şeye de bir cevabım var zaten diye humurdanıp bakışlarını tekrar köpeğe çevirdi. Teyze diye bağırmaya başladım birden. Ne de olsa iki ev kadar uzağımızdaydı. Herhalde sesimi duyardı. Yani umarım. Nehir yapma şöyle, daha da çok sinirlendiriyorsun. Burada öleceğiz diye sızlandım. Birazdan daha da çirkef şekilde ağlayacağımdan emindim. Ölmeyeceğiz, sakin ol. Hayvanı sinirlendirme dedi Matias. Demesi kolay, nasıl sakin olayım? Hayvan benim kadar. Şeker diye bir ses duyduğumuzda başımızı hızla kapıya çevirdik. Sarışın kıvırcık saçlı küçük bir kız çocuğu kapıdan içeri girerken gözleri köpekteydi. Onun hemen arkasından kızdan biraz büyük görünen, ön dişlere düşmüş lollipop yiyen bir erkek çocuğu girdi. Şeker mi? Diye şaşkınlıkla sordum. Kızın gözleri beni bulduğunda genişçe gülümsedi. Merhaba, siz kimsiniz? Diye sordu. Merhaba, ben Nehir. Bu da arkadaşım Matias dedim yalancı sırıtmayla. Mat ne? Diye sordu küçük kız. Mat diyebilirsin diye Matias araya girdiğinde küçük kız başını salladı. Ben Şirin, bu da abim Tuna dedi arkasındaki çocuğu gösterirken. Şirinciğim, bu sizin mi? Diye çenemle köpeği gösterip sordum. Şirin'in bakışları köpeği bulduğunda gülümseyip başını salladı. Bizim dedi ve koşarak köpeğin üzerine gitti. Ben korkuyla geriye çekilirken Şirin kollarını iki katı kadar olan köpeğe doladı. Şaşkınlıkla açılan ağzım Matias'ın çenemden ittirmesiyle kapanmıştı. Şekerden mi korktunuz dedi anında uysallaşan köpeğin başını okşarken. Onun ismi Şeker mi diye sorduğumda hızla başını salladı. Çok mu aradınız? Neyi? İsmini? Ne? Yok bir şey. Hadi biz gidelim dedim kolumdan tuttuğum Matias'ı çekiştirirken. Neden gelmiştiniz? Önümüzü kesen Tuna kaşlarını çatıp sordu. Yanlış geldik biz dedim. Hırsızlık mı yapacaktınız diye sorduğunda gözlerim irice açıldı. Yapmamak için buradaydık zaten dedi Matias bıkkınlıkla. Gidemezsiniz. Tuna kollarını iki yana ayırıp sinirli ayağını yere vurdu. Nedenmiş o diye sordum kaşlarım kalkarken. Evimize izinsiz girdiniz, sizi şikayet edeceğim. Tövbe tövbe. Başımı sinirle iki yana yasladım. Ardından yüzümü Tuna'nın yüzüne hizalayıp bana bak Mücür, sana yanlış geldik dedim. Çekil önümüzden, benim sinirlerimi zıplatma dedim. Matias şaşkınlıkla bana bakarken tüm dikkatimi Tuna'ya vermiştim. Geldiğimizde korkudan ağlayacaktın ama deyince kalan dişlerini de ben dökmek istemiştim. Yo, öyle bir şey olmadı dedim umursamazca. Öyle mi diye sorduğunda kaşları kalktı. Öyle dedim, kollarımı göğsümde kavuşturup Tuna'ya yukarıdan bakmaya başladım. Tuna sırıttığında dökülmüş dişleri yeniden ortaya çıkmıştı. Şeker, gel kızım deyip ellerini birbirine çırptığında Şirin'in kollarından ayrılan Şeker bize doğru koşmaya başladı. Matias'ın kolundan tuttuğum gibi koşmaya başladım. Seninle sonra hesaplaşacağım yer cücesi diye Tuna'ya bağırıp Matias'la birlikte bahçeden çıktım. Arkamızdan kimse gelmezken birkaç dakika sonra onların mahallesinden tamamen uzaklaşmıştık. Benim yanımda kesinlikle güvendesin.
Hiçbir bela sana bulaşamaz, öyle mi? Matthias'ın sabah dediğim cümleyi imayla söylemesine karşın adımlarımı durdurdum. Bir daha söylüyorum, az öncekiler senin yüzünden yaşandı. Tabii tabii, deyip gözlerini devirdi. Cevap vermedim. Şimdi odun pazarı turuna var mısın diye sorduğumda etrafa gezinen gözleri beni buldu. Daha yaşamaktan bıkmadım. O yüzden hayır, eve dönüyoruz dedi. Aması yok Nehir, eve dönüyoruz dedi ve ellerini omzuma koyarak yürümem için ittirdi. Oflaya poflaya önden giderken teyzemlerin mahallesinden çıkmıştık. Tam otobüs durağına varmıştık ki Matthias beni hızla oradan uzaklaştırdı ve yoldan geçmekte olan bir taksiyi durdurdu. Mahallenin girişinde taksiden indik. Yokuş yukarı çıkarken önce bakkalın önünde oturmuş çay içen Tevfik amcayla selamlaştım. Hayırlı işler Tevfik amca dedim elimi kaldırırken. Sağ ol kızım, nereden böyle dedi gözleri Matthias'a kayarken. Bizim mahallenin amcaları teyzelerinden daha çok dedikoducu olduğu için laflarına dikkat etmekte fayda vardı. Teyzemlere gittim. Matthias'la da mahallenin girişinde karşılaştık dediğimde kuşkulu bakışları gitmişti. Başını salladığında hızla yanından uzaklaştık. Matthias neden yalan söyledin ki diye merakla sordu. Bakışlarımı yüzüne çevirirken cevap verdim. Yarına kadar bizi nikah masasına oturtmamaları için. Matthias'ın gözleri irice açılırken adımları durmuştu. Ne? Diye sordu şaşkınlıkla. Gülüp başımı iki yana salladım. Korkma korkma, seninle evlenmeye meraklı değilim. Saçma dedikodular yapmamaları için öyle dedim. Rahatlar gibi bir nefes verdi. Ama bence yine bir şey anlamamıştı. Sadece korkma dediğim için rahatlıyordu. Bu gavurlarla da iki lafın beli kırılmıyordu yahu. Evlerimizin önüne geldiğimizde vedalaşıp ayrıldık. Eve girip anne diye seslendim. Tamam bağırdım. Mutfaktayız diye annem de benim gibi bağırarak cevap verdi. Yine kim gelmiş Allah aşkına? Bıktım bir türlü bitmek bilmeyen misafirlerden. Ev ev değil yol geçen hanım mübarek. Her gün biri geliyor. Bir kere de evin içini boş göreyim be. Ayaklarımı sürüyerek mutfağa girdiğimde annemle kumru karşılıklı oturup kahve içiyordu. Bu muydu gelen? Ben de biri geldi sanıyorum. Sen niye bizdesin diye sordum. Elimdeki poşeti masaya bırakıp dolaptan bardak çıkardım. Kızım hatırlatırım, seni kumrulardan kazıyarak çıkarıyoruz dedi annem. Bardağı masa doldurup ağzıma dikerken bir dakika işareti yapıp suyu tek nefeste içtim. Elimin tersiyle ağzımı kurulayıp o yüzden diyorum zaten tüm gün görüyor beni. Yetmiyor mu dedim. Annem beni kınarcasına bakarken kumrunun varlığımı umursadığı bile söylenemezdi. Ay bu da her şeyi nasıl hemen üzerine almıyor deyip güldüğünde kaşlarım çatıldı. O ne demek papağan diye sordum sandalyeye kurulurken. Narin teyze falıma bakacak benim. Yani senin için gelmedim Gölcük dedi ve içtiği kahve fincanı ters çevirdi. 3 kere başına döndükten sonra masaya bıraktı. Kısmetine bakacaksan boşuna bakma. Bu gidişle üzerime kalacaksın dedim. Annem koluma vurdu hızla. Sus kız sen. Kendisi sanki birkaç kere bana damat getirmiş de boş boş konuşuyor. Bu sırada yüzüğünü çıkarıp fincanın üzerine koymuştu. Gözlerimi devirirken birkaç damadı ne yapıyorsun kadın? Yedi kocalı hürmüz müyüm ben diye sordum. Ay vallahi bu kız benim başıma kalacak diye söylenip baygınlık geçiriyormuş gibi elini alnına koyarken annem umursamadan meyve tabağındaki kirazı alıp ince çubuğunu kopardım. Bir süre sonra annem fincanı önüne çekip bir şeyler mırıldandı ve yavaşça fincanı kaldırdı. Fincan yapışmış olmalı ki hemen açılmadı. Kirazın çekirdeğini çıkarttıktan sonra bir tane daha ağzıma attım. Kumru, bak böyle olunca derler ki bu padişah falı, dileğin kabul olacak dediğinde kıkırdayıp kumrunun koluna vurdum. Hadi yine iyisin kız. Kumru elimi ittirip masada öne eğilerek tüm dikkatini anneme verdi. Annem fincanı kaldırıp bir o yana bir bu yana çevirirken kumru da başını bir o yana bir bu yana çeviriyordu. Başı döndüğünde eliyle başını sabit tuttu. Yemin ediyorum gerizekalı. Ayırdığım çubuğunu kopardığım kirazı bu sefer kumrunun ağzına tıkıştırdım. Hipnotize olmuş gibi kirazı yemeye başladı. Narin teyze ne gördün? Kötü bir şey var mı? Diye endişeyle sordu. Evde kalacaksın dedim ayağa kalkarken. İkisi de birden Nehir kes sesini diye bağırmıştı. Tamam ya ne dedim sanki? Omurdanıp bu sefer buzluğu açtım. Kimseye dokundurtmadığım çikolatalı dondurmamın kabını alıp bir de kaşık alarak yeniden yerime oturdum. Anne parçaladın mı diye sorduğumda annem ne saçmalıyorsun der gibi baktı.
gözlerinden lazerler çıkıyor da merak ettim atomu parçalayabildin mi dediğimde başını iki yana salladı. Acaba ben bu kızı yetiştirirken nerede hata yaptım? Boş versen onu Narin teyze, herkes akıllı olacak diye bir şey yok. Defol çıkması senin suçun değil ki diyen Kumru'nun benim yoksa annemin mi kankası olduğunu sorgulamaya başlamıştım. Böylelikle arkadaşımın ne kadar yüksek bir satıcılık potansiyeline sahip olduğunu da öğrenmiş bulunuyordum. Sen baktır falına baktır. Birazdan yiyeceğin dayakları da görürsün belki dedim ve koltuğa oturup dondurma kabını kucağıma çektim. Kumru kızım, senin yüreğin kabarmış. Bir derdim var. Böyle dolup taşıyor dedi annem. Dertliyim, derdimi kime söyleyeyim diye şarkı söylemeye başlamıştım ki ağzıma birden tıkıştırılan dondurma yüzünden susmak zorunda kaldım. Dişlerim soğuktan donarken kalkıp ağzımdakini çıkardım. Kumru diye bağırdım. Ve kimse tarafından umursanmadım. Başçavuşun eşeğe uğruyordu zaten burada. Bak burada at var gördün mü? Ah işte o at Murat'tır derler. Dileğinin gerçekleşmesine işaret eder dediğinde Kumru neredeyse halaya kalkmak üzereydi. Bu da kalp, ilişkiye başlayacağını ya da evleneceğini gösterir. Kız doğruyu söyle, seni sevdiğin mi var diye birden yükselen annem ile güldüm. Yok Narin teyze, nereden çıkarıyorsun öyle şeyleri? Olsa bilmez misiniz sanki dedi yalandan sırıtarak. Tam bir şey söyleyecektim ki Kumru anlamış gibi başını hızla çevirip gözlerini irice açtı. Hayır Nehir sus, hiçbir şey söylemeyeceksin. Patlama. Elimle hızla ağzımı kapattım. Bir şey söylemem an meselesiydi çünkü. Kelimeler içeriden adeta dudaklarıma kafa atıyordu dışarı çıkmak için. Ay Kumru, burada yüzük de var ya diyen annemle gözlerimi devirdim. Annem biraz daha diretirse Kumru'yu evlendirip yola salacaktı. Yok devenin nalı dedim bu sefer kendimi durduramazken. Anne iyice bak çocuğun resmi falan da var mı dediğimde Kumru heyecandan baygınlık geçirmek üzereydi. Bu gerizekalı resim göreceğini zannetmiyordu değil mi? Aksi takdirde arkadaşlığımızı tekrar gözden geçirmem gerekecekti. Hayır yani bu kadar salaklık buna bile fazla. Terbiyesizleşme alırım ayağımın altına diyen annemle ellerimi havaya kaldırdım. Sakin ol şampiyon dediğimde annem ayağını hızla öne itmişti. Neticede ayağındaki terlik çıkıp bacağıma çarptı. Acıyla yüzümü vuruşturup ayağımın acıyan yerini tuttum. Kadın artık hiç zorlanmadan 90'dan gol atıyor yeminle. Zamanında futbola yazılsaydı şu an adı Ronaldo'yla Messi'yle anılacaktı da işte kimse kendisindeki cevheri görmemiş. Dedemi buradan itinayla kınıyorum. Annem biraz daha bakıp başını kenara salladı. Yok daha bir şey göremiyorum dedi. İyi bak iyi çocuğun baş harfi falan yok mu? B olur, C olur. Onlar olmadı belki A olur dediğimde Kumru sinirle dişlerini sıkmıştı. Annem biraz daha ciddiyetle fincana bakıp başını iki yana salladı. Yok yok bunları görüyorum sadece dedi. Bu sefer annemin yanına geçip ben de onun gibi bakmaya başladım. Anne bu A harfine benzemiyor mu diye sordum akmış telveyi gösterip. Kumru aşağıdan ayağıma tekme atarken ben bir adım geriye kaçıp gülmemek için dudaklarımı birbirine bastırdım. Benziyor mu ki? Diye sordu annem kaşları ilgiyle çatılırken. Kumru'ya dil çıkarıp vallahi benziyor anne. Şurası da A harfinin ortasındaki çizgi dedim. Fincan içindeki alakasız bir şeridi gösterirken. Ay şimdi öyle deyince ben de benzettim dedi annem. A harfinde kim var ki dedim düşünür gibi yaparak. Bir elimi annemin sandalyesine yaslayıp diğerini işaret parmağını da dudaklarımın üzerine koydum. Annem Ali var Türkan'ın oğlu, Ahmet var Güzide'nin yeğeni dediğinde bahsettiği kişilerin kim olduğu hakkında en ufak bir fikrim olmaması dışında her şey gayet iyi gidiyordu. Anne bence sen çok geniş düşünüyorsun ya. Güzide kim? Türkan kim? Nereden tanıyacak onlar Kumru'yu dediğimde annem nedense fikrimi son derece mantıklı bulmuş ve arama alanını daraltmıştı. Asım var bakkanın oğlu, Aslan var Cüneyt'in kardeşi. Kız bir de bizim hakkım var dediğinde kendimi sıkmaktan bir hal olmuştum. Kumru'nun önümde an be an değişen rengine bakarken ağzıma tıkıştırdığı dondurmanın intikamını almıştım. Ne demişler? Alma mazlumun ahını, sonra sana bir şeyler olur. Pek mazlum olmasam bile en azından deyimin ucu hafiften bana da dokunuyordu. Ay Narin teyze sen ne uyuyorsun Nehir'e? Hadi çevir fincanı bakalım akıyor mu akmıyor mu diye. Kumru önüne atılıp annemin elindeki fincanı alıp tabağa bıraktı. Heyecandan hızlı hızlı nefesler alırken annem şaşkınlıkla Kumru'ya bakıyordu. Tabii kadın kızın içinden birden kaplan çıkmasını beklemiyordu. Haline şok olmuş canım anam.
Helve tabaktan akarken annem aktı dedi. Dileğin kabul olacak. Hadi inşallah dedim gülerek. Umur ayağa kalkıp fincanını yıkadı. El ayağı birbirine dolaşırken annem hala sorgular şeklinde bakıyordu. Anne dedim karşısına otururken tekrar dondurmamı yemeye başlamıştım. Ne kuzum dedi annem bana bakmadan. Teyzemlere gavurla gittim. Annemden böyle küçük şeyleri saklamıyordum ki gerek de yoktu. Kızacağı veya sinirleneceği bir durum yoktu. Yine de komşular saçma bir şey konuşmadan annemin benden öğrenmesi doğruydu. Gavur kim kızım diye sordu annem kaşları çatılırken. Ağzıma bir kaşık daha dondurma takıştırıp yeni komşumuz yok mu Matias? Gezmek istiyordu. Ben de teyzemlere giderken gelsin azıcık gezdireyim dedim. İyi yapmışsın da Matias gavur değil ki dediğinde ağzım şaşkınlıkla açıldı. Değil mi diye sordum yutkunmayı unuttuğum için ağzımdaki dondurma dişlerimi şütürken. Annem yo değil Müslüman onlar dedi ve ağzımdaki dondurma tümüyle tabağa düştü. Bu kadar zamandır aptal gibi gavur diye diye boşuna mı geziyordum ben? Biraz daha gülersen ağzın yırtılacak haber vereyim dedim. Kucağımdaki yastığı Kumur'un yüzüne atıp homurdandım. Sesini kesmek yerine daha çok gülmeye başladığında üzerine atlamamak için kendimi zor tutuyordum. Matias'ın aslında Müslüman olduğunu öğrendiğimizden beri gerizekalı olduğumu her defasında vurgulayarak kahkaha atıyordu. Bazen gavur derken Matias'ın gözünde ne kadar aptal görülmüş olabileceğimi de ekliyordu alaylarına. Uzun sözün kısası utanmam için elinden geleni ardına koymuyordu. Annemin anlattığına göre Matias'ın babası Chris, Müslüman olmadığı için Sibel ablanın babası evlenmelerine izin vermemiş. Bunun üzerine Sibel abladan vazgeçemeyen Chris, onun için Müslüman olmuş. Aynı şekilde Matias ve Nicholas da babalarının yolunu takip etmişler. Dedeleri pek anlayışlı adam değilmiş kısacası. Matias'ın yüzüne nasıl bakacaksın diye gülerek sordu Kumru. Ayağımla onu itekleyip yatağımın üzerinden yere düşürdüm. Acıyla inip kalçasını tuttuğunda bana küfretmeyi de unutmamıştı. Her zaman nasıl bakıyordumsa öyle. Sonuçta alnında ben Müslümanım diye bir şey yazmıyordu. Nereden bilebilirdim? He, aynen öyle. Alnında ben gavurum yazıyordu zaten dedi gözlerini devirirken. Kendimi bıkkınlıkla yatağa attım. Hemen kendimi savunuyordum da aslına bakarsam yaptığım hiç hoş bir şey değildi. Kesinlikle gözünde tam bir gerizekalı gibi görünmüş olmalıydım. Şimdi ne yapacaksın? Ne hakkında? Matias diye soran Kumru yerden kalkıp koltuğa oturdu. Hiçbir şey, bir şey mi yapmalıydım ki? En azından bir özür dileyebilirsin dedi ve gözlerini devirdi. Alayla gülüp, yok daha neler, istersen gidip bir de affet beni diye ayaklarına kapanayım dedim. Yok ya, o kadar abartmaya gerek yok, özür dilesen yeter. Kumru'ya cevap verme zahmetine girmedim. Evde canım sıkılmıştı. Kalk gidelim. Ayağa kalkıp koluna vurdum. Başını kaldırıp nereye diye sordu. Dolaşalım biraz. Kırdadı cevabım üzerine. Dizilerdeki gibi depresyondan kurtulmak için hava almaya mı çıkalım diyorsun? Bana uyar. Senden adam olmaz dercesine başımı iki yana sallayıp odamdan çıktım. Kumru da yavru köpekler gibi hemen peşimden geldi. Annem televizyondan yemek programı izliyordu. Kucağındaki asla yapmadığı ve yapmayacağı yemeklerin tariflerini yazdığı deftere yine bir şeyler karalıyordu. Anne biz çıkıyoruz dediğimde gözlerini televizyondan ayırmadan nereye diye sordu. Gezeceğiz öylesine dedim. Tamam çok geç kalmayın dediğinde onaylayıp evden ayrıldık. Nereye gidelim? Kumru sordu. Omuz silkip yürü işte yolda yapacak bir şey buluruz illaki dedim. Mahalleden çıkıp sürekli takıldığımız parka indik. Akşam üzeri olduğu için insanlar sülalece toplanıp dolaşmaya çıkmıştılar. Sağ olsunlar kafa dinleyelim diye çıktığımız yerde kafamızı kaybettirmiştiler. Kolumda kumruyla aylak aylak dolaşıp insanları dikizlerken arkadaşımın başı bizimle gelmeyi reddedip arkada kalmıştı. Nereye bakıyorsun sen? Kızım şu çocuğa bak, bir de yanındaki türünün son örneğine bak deyip yanımızdan geçen çifti gösterdi. Yüzlerini göremediğim için kumrun cümlesine yanıt vermemiştim. Sana ne el alemden? İsteyerek olmuyor ki Yunan tanrısı gibi çocukların yanında tipsiz kokoşları görünce çamaşır suyu içip intihar edesim geliyor dediğinde güldüm. Allah'ın sevdiği kuluymuşsun dediğimde kaşlarını anlamayarak çattı. Aynaya baktığında intihar etmesin diye aklımla seni birleştirmiyor işte dedim. Tabii ki Kumru dediğimi hemen anlamamıştı.
Geri zekalı olmanın ilk kuralı sana yapılan hakareti asla ilk defadan anlama. Bir dakika, dedi Edison misali bir aydınlanma yaşarken. Ben onun kolundan çıkıp birkaç adım uzaklaştım. Söylediğinden çıkan anlama göre Akın, cümlesindeki bahsi geçen Yunan tanrısı, o zaman ben de eliyle kendini gösterip sustu. Evet, geliyordu gelmekte olan. Kaşlar da çatıldı. Sen bana tipsiz kokoş mu dedin? Ve gol. Sırıtıp koşmaya başladığımda hemen peşimdeydi. Kargalar utandıracak sesiyle cırlayarak arkamdan geliyordu. Allah aşkına ben neden sürekli birinden kaçıyorum ya diye ağlamaklı sesle sordum. Acaba neden? Bir türlü uslu durmayan dilin yüzünden olabilir mi? Bence çok mantıklı bir neden diye bağırdı. Son derece haklı bir yorum. Kumru, tamam yeter, böğrüm acımaya başladı. Son durak yalvarma seanslarımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Döverim ama. Diye şart koştuğunda gözlerimi devirdim. Boşuna koşuyordum ben zaten. Hüppeli salam ya. Sana dondurma alırım dediğimde cevap vermemişti. 2 tane alırım hatta. Kabul dedi nihayet. Nefes nefese durup kumruya baktım. Rahat bir tavırla yanıma geldi. Bir de sırıtıyordu tipsiz kokoş. Kumru büyük ağacın kenarlarına yapılmış banka oturdu. Çenesiyle gitmemi işaret ettiğinde gözlerimi devirdim. Yemin ediyorum paramı sömürecekti. Kumruyu arkamda bırakıp dondurmacıdan 3 çikolatalı dondurma aldım. Birini çoktan yemeye başlamıştım. O sırada diğeri koluma bulaşmıştı. Sinirle homurdanıp kolumu temizlemeye başladım. Başım aşağıda suratım 5 karış yürüyüp bir yandan da kolumu temizlemeye çalışıyordum ki kumrunun bağırmasıyla başımı kaldırdım. Nehir, dikkat et! Diye bağırdı ve ben daha neye dikkat etmem gerektiğini algılayamadan bağırtı işittim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.